Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Putin'den zafer konuşması, Batı Rusya'yı işgal edecekti. Gerekeni yaptık. Değerli izleyenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının açılış töreninde konuştu. Rus lider, Batı'nın Rus topraklarını işgale hazırlandığını iddia ederek, Ukrayna'ya müdahaleyle bunu bertaraf ettiklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarında konuştu. Rus lider, Moskova'daki hava durumunun müsait olmaması nedeniyle uçakların geçit töreninde uçuşunun geçişi iptal edildiğini söyledi. İşte Putin'in konuşmasından satır başları. Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı. NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık. Batı Rusya'yı dinlemek istemedi. NATO'nun farklı planları vardı. Batı bizim topraklarımızı işgale hazırlanıyordu. Donbas ve Kırım'a girmek istiyorlardı. Hiçbir zaman vatanımızı bırakmayacağız. Vatanın korunması her daim kutsal bir görevdir. Kiev nükleer silah peşindeydi. Ukrayna'da yapmamız gerekeni yaptık, bağımsızlık için yaptık. Rusya'yı bölmek istiyorlardı ama başaramadılar. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'te Odessa'da ölenleri de anıyoruz. Neonazilerin elinde can verenleri de anıyoruz. Neonazilerin saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine yardım edeceğiz. Onların ailelerine yardım edeceğiz. Yaralı askerlerimizi kurtarmak isteyen kahraman sağlık görevlilerimize teşekkür ediyorum. Kızıl Meydan'da omuz omuzayız. Ülkemizin her bir yandan gelenler var. Rusya'nın düşmanlarının uluslararası terör çetelerini kullandığını gördük. Ancak başarılı olamadı. Bugün birçok Rus birbirini koruyor. Bugün tüm dünyaya birlik olduğumuzu gösteriyor. Nazilere karşı savaşan dedelerimiz bize mücadelenin ne olduğunu gösterdiler. Yaşasın silahlı kuvvetlerimiz. Yaşasın Rusya.